Gençler merhabalar. Ben SML Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bu video kime hitap ediyor bu video arkadaşlar? Şu kişilere hitap ettiğini söyleyebilirim. 2021 Matematik kampına SML Hoca 2021 Matematik kampına henüz dahil olmamış, dahil olmayı düşünen arkadaşlarım ve tabii ki mezunlara hitap ediyor. Bu yıl kendini mezun olarak gören, mezuna bırakan ...arkadaşlara hitap ediyor. Sizler de düşünmeliydik ve bir kamp programına... ...başladıysak bunun devamını... ...getirebilmek için onları da dahil edebilmek... ...gerekiyor programa. Dolayısıyla onlar için... ...ekstra bir program ayarladım arkadaşlar. Ee, zaten istemiştiniz. Ben de yapacağımı söylemiştim. Gece gece kalktım. Bir program ayarladım ve dedim ki... ...artık bu arkadaşlar da bu kamp programına... ...dahil olsunlar. Peki nasıl dahil olacağız hocam? Burada e, sana programı açıklamadan önce ekstradan, ekstradan söylemem gereken şeyler var. Şimdi mezuna bıraktım ama ben zaten 40 bin olmuştum, 50 bin olmuştum. Daha ilerini yapabileceğimi biliyordum. Bu yüzden bıraktım. Ben mezuna bıraktım. 300 bininci olmuştum. Daha ileri atılmak istiyorum. Ben mezuna kaldım. 100 bininci olmuştum. 150 bininci olmuştum. Daha iyisini yap yapabileceğimi düşündüm ve mezuna bıraktım. Bu program bana uygun mu? Bu kamp bana uygun mu? Diyen arkadaşlarım. Arkadaşlar e, pdf'leri incelerseniz zaten pdf'lerin konu anlatım kısımlarındaki sorular zaten herkese hitap ediyor. Yani bir konu anlatım sorusu hangi zorlukta olması gerekiyorsa o zorlukta. Tabii ki ilk baştaki konuların e, içerisindeki sorular, konu anlatım soruları, bu konuyu kavratacak olan sorular tabii ki sana basit gelebilir. Ama dedim ya konu anlatım soruları arkadaşlar. Dolayısıyla bu konu anlatım sorularıyla konunu pekiştireceğiz videolarda ve sonrasında PDF'in sonundaki yeni nesil ve biraz daha zor olan sorular çözeceğiz. Bu da senin ikinci planın. Hocam videolardan sonra konu pekişecek mi yoksa konuyu bu şekilde bırakacağız mı yoksa konuyu pekiştirmek için ekstra bir şeyiniz var mı? Var. Matematiğin İlacı adlı kitabı, soru bankası olan kitabı, üzerinde koşmaya hazırlanan bir atlet olan kitabı arkadaşlar. Bu konu çok polemik haline geldi. O yüzden bu şekilde açık ve net şekilde söylüyorum. Üzerinde koşmaya hazırlanan, bir atlet görseli olan soru bankası olan kitabı matematiğin ilacını alacaksınız arkadaşlar. Ee, Hocam benim derslerim çok iyi, konularım çok iyi. Matematikte zaten belirli bir yere geldim bunu almak zorunda mıyım? Al. Neden al diyorum? Önemli. Kenan hocamız da bakın mat geometrinin ilacını sizlere ısrarla öneriyor. Neden önemli? Çünkü arkadaşlar yeni nesil sorulara İyice bir adapte olmamız gerekiyor. Zaten bu kitaptaki amacımız şu değil sana matematiği öğretmek, sana matematikte işte bir e, Köşe taşı yapmak veya işte böyle Temel atmak falan değil Buradaki temel amacımız Bu zaten yeni neslin temel kitabını yazdık Bizim sloganımız da bu bu kitapta Arkadaşlar bu kitabı alacaksın ve yeni nesle önce adapte olacaksın. Peki hocam bu kitabı bitirene kadar başka bir şey bitirmeyeceğim mi? Hayır Bakın burada da yazıyor. Matematik ilacı ve belirlenen kaynaktan sorularını çöz diyor. Şimdi ben tabii şimdi birebir çalışsak sizinle arkadaşlar ben derim ki senin düzeyin bu. Yani bir iki ders yaparız derim ki senin düzeyin bu ve şu kitabı al önce bu kitabı bitir daha sonrasında şuna geçeriz derim. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Ben ekranın başındayım sizleri görmüyorum tanımıyorum. yorumla yazıyorsunuz ama Nasıl diyeyim hani bin kişi yorum yazarsa oraya ben her biri için bir kaynak önerisinde bulunamam. Bulunursam size video çekemem. Öyle bir boş vaktim olmaz arkadaşlar. Bu da e, tabii gerçekleşmesi zor bir ihtimal. Dolayısıyla ben size diyorum ki kendiniz düzeyinizi zaten biliyorsunuz ya. Kendinize göre bir kitap belirleyin arkadaşlar. Ha bu kitap nasıl bir kitap olsun? Tamamen eski nesil sorulardan oluşmasın. Ama tamamen yeni nesil sorulardan da oluşmasın. İkisini de harmanlasın. Böyle bir kitap olsun arkadaşlar. Önerebileceğim bir şey var mı? Kaynak ismi yok ama e, alacağınız kitap öncelikle çözümleri olsun arkadaşlar. Çünkü bir matematik kampına katılıyorsan YouTube'da mezun arkadaşlar için söylüyorum. Bir matematik kampına katılıyorsan evden çalışmayı düşünüyorsan ve sorularımı sorabileceğim yapamadığım soruları sorabileceğim bir hocam yok, bir arkadaşım yok. Kendik baş çapımda çözmeye çalışıyorum bunları diyorsan alacağın kitabın ya video çözümleri olsun ya da pdf çözümleri olsun. İkisi beraber oluyorsa aynı bizim acil matematik TYT soru bankası veya AYT soru bankası gibi amenna. Bu daha iyi. Ama ya pdf çözüm olsun. Pdf çözümler anlamıyorum diyorsan Mutlaka ama mutlaka video çözümü olsun. Ve bu video çözümü olan e, kitapların da videolarının çözümlerine bir göz gezdirin arkadaşlar. Çünkü şu yorumları da alabiliyoruz. Hocam zaten işte hepsini birer dakikada çözmek gibi bir amaç gaye gütmüşler. Ve e, 3 dakikada 5 dakikada zor, zar zor çözülecek soruyu sorunun ortasından başlayarak işte 30 saniyede 40 saniyede çözmeye çalışıyorlar. Bu şekilde de olmasın. Gayet açıklayıcı net bir şekilde soruyu genelde gerekirse uzata uzata çözen veya... Tek videoda 2-3 parçayla, 2-3 tane yöntemle çözen e, bir video olursa senin için 10 numara 5 yıldız olur. Böyle bir kaynak belirliyorsun kendine. İkinci kaynağın zaten matematiğin ilacı, acil matematik matematiğin ilacı. Tekrar söylüyorum, üzerinde koşmaya hazırlanan bir atlet bulunan, bu görselden bulunan kitaptan bahsediyoruz. Soru Bankası. Kendisi TYT Soru Bankası'dır. Bu ikisini, bu biz... Ee, tamamen pekiştirmek için kullanacağız arkadaşlar. Yani ben sana mesela burada temel kavramlar, maksimum, minimum değer ve ardışık sayılar konularını şurada ele almışım ve burada dedim, demişim ki bakın matematik ilacı ve belirlenen kaynaktan soru çöz, soru çöz, soru çöz, soru çöz. Daha sonrasında bu videoya geç. Soru çöz, soru, soru, soru ve bu videoya geç. O dört günlük periyotlarda şimdi programa da geç başladığın için bizim programa ana programa yetişmen lazım. Oraya yetişene kadar aralara 4 günler, 4 gün boşluk bıraktım ve sana da şöyle bir şey söyleyeyim. Ekim'in, Ekim'in e, burada 15'inde normal bizim ilerlediğimiz programı da dahil olacaksın zaten. Yani şu an biz Ağustos'tayız. 2,5 ay sonra sevgili gençler sen bizim şu an yürüttüğümüz programı da dahil olabilecek kapasiteye geliyorsun. E, o aşamaya kadar geliyorsun. Zaten Ekim'den sonra Kasım ve aralık dediğimiz zaman o iki buçuk ay içerisinde de yani şuradaki 15 gün ve Kasım'ı ve aralığı da sayarsak 31 Aralık'ta da biz tüm TYT ve tüm AYT konularını bitiriyoruz. Ki zaten burada normal programa dahil ol dediğim yerde de trigonometri gibi baba bir konu var. Burada da normal programa dahil oluyorsun. Ve yine hocam bize aralarda yine acil matematik TYT soru bankasından ödevlendirme yaptınız mı? Evet yaptım arkadaşlar. Bakın burada. Obe Bokek ve rasyonel sayılardan sonra matematiğin ilacı ve belirlenen kaynaklardan sorularını çözüyorsun. 4 günlük bir sürede. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 şurada da var. 7 ve 8 günde de acil matematik TYT soru bankasını 108. sayfaya kadar bitiriyorsun. Ha hocam ben şurada mesela temel kavram maksimum değer ve ardışık sayılar konusundan ben şu 4 gün ayırdığınız matematiğin ilacı ve kendi belirlediğim kaynağı ben 2 günde tükettim. Daha sonrasında acil TYT soru bankasından çözebilecek kapasitem olduğu için de buradan da ilerlettim diyorsan amenna. Eyvallah. Başımın üstüne yerim var. Çöz. Bu şekilde yap. Acil TYT'den de ilerlet. Bu senin ödev yükünü azaltır. Ve dediğim gibi bakın mezun arkadaşlar. Geçen sene de daha net gördünüz. Ben size şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar soru bankası çözeceksiniz zaten. Hani soru bankası çözmeden olmuyor. Ama abartmayalım. Yani ben şunu alırım, bu kitabı da alırım, şunu da alırım, o kaynağı da alırım, bu kaynağı da alırım. Gözünün önüne biriktirirsin 6 tane kitabı ve sen o kitaptan 6 tane kitabı baktıkça için soğur zaten matematikten. Baktıkça derslerden sorsun. Ben bunları ne zaman çözeceğim? Durmadan kendine bir program hazırlarsın. Programa, program hazırlamaya çok büyük zaman kaybedersin ama hiçbir şekilde o programa uyamazsın. Arkadaşlar öyle 6 tane soru bankası, 7 tane soru bankası ben bitireyim. Böyle bir amaç içerisinde olmayın. Hiçbir zaman olmayın. Adam akıllı çözdüğünüz zaman, program dairini çözdüğünüz zaman, stabil olduğunuz zaman, kararlı olduğunuz zaman bakın yemin ediyorum 3 tane, 2 tane bile kitap bitirseniz zaten size yetecek. Ki zaten 3 tane kitap bitireceksiniz mesela bu TYT adına. TYT matematik için 3 tane kitap bitireceksiniz. Bunlardan bir tanesi zaten e, matematiğin ilacı. Yani bunu böyle aperitif niyetine de çözebilirsiniz. Basit sorulardan oluşuyor. Evet tamamen yeni nesle odaklanman için bu kitabı çözüyoruz zaten. Bu kitabı soru bankası olarak sayma bile. Ama çözmen gerekiyor. İkinci kendi belirlediğin kaynak. Üçüncüsü de acil matematik TYT soru bankası. 31 Aralıktan sonra tüm matematiğin konularını tabii ki AYT içinde acil matematik AYT soru bankası ve kendi belirlediğin bir kaynak olması gerekiyor zaten. Gene AYT için, içinde aynısını yapacağız. Yani toplamda sen adam akıl 4 tane kitap bitireceksin. TYT ve AYT'de toplam 4 kitaptan bahsediyorum. Şunu soran arkadaşlarım var. Mezunlar için de bunu yanıtlayayım. 12'ler için de bunu yanıtlayayım. Gençler. Siz sadece bir sene veya iki sene sınava hazırlandınız. Bazılarınız hiç hazırlanmadı. Yani 11'den 12'ye geçti. Tamamen işi gücü bırakıp bu sınava odaklanmadı kimse. Ama ben kaç senedir Öğrenci yetiştiriyorum bu sınavlara ve bana güvenin arkadaşlar. 5 tane kitap bitirmeyeceğiz mi hocam? 6 tane kitap bitirmeyeceğiz mi hocam? Ya istiyorsan bitir ama senin için tamamen vakit kaybı ve yanlış strateji olur. Buna emin olabilirsin. Yapmamız gereken hocam 31 Aralıktan sonra biz bu konuları ya unutursak ya sadece soru bankasını hatırlatıyor sana bu e, konuları veya bu soruları sadece soru bankası mı öğretiyor? Hayır. Ne yapmamız lazım? 31 aralıktan sonra piyasada ne kadar güzel soru varsa, piyasada ne kadar kaliteli soru varsa, piyasada ne kadar deneme varsa, hepsini tüketeceksin, hepsini bitireceksin. Peki hocam, bunlar güzel, hoş, ikna edici konuşuyorsun. Eyvallah. Ama ben yine de bazı açıklar olduğunu düşünüyorum. Yani biz bu program bitene kadar, yani 31 aralığa kadar. Hiç böyle kaliteli falan soru görmeyeceğiz mi? Arkadaşlar göreceksiniz. Videoların altında ki bu videonun altına da bunu yapıştıracağım. Videolarınızın altında arkadaşlar çeşitli linkler var. Bu linklerde işte 5 soru 5 çözüm videoları AYT'ye yönelik tamamen. E, SML yani Small Medium Large XX Large. Bu arada SML ile Small Medium için çok belakası yok. Onu sonradan uydurdum. SML İsmail'in sesi zarfleri Ben de İsmail Hoca. Haberiniz olsun. Tanışmayan, tanışmadıklarımız için söylüyorum. E, small Medium Large XX Large soruları var. Bunlar da genelde AYT'ye yönelik arkadaşlar. Konu konu baba soruları paylaştım sizlerle. Belirli konu seviyesine kadar geldikten sonra... Geçen yıl arkadaşlar, geçen yıldan kastım daha bu yıl 2020'de pandemi süreci ilk başladığı zamanlarda Kenan hocanızla beraber biz şunu yaptık. Dedik ki biz bu öğrenciler madem evde olacaklar, madem okulları kapandı, madem kursları kapandı ve biz de evdeyiz madem, biz de öğretmeniz, biz de evde kaldık, biz de öğretmeniz madem. Dedik ki öğrencilere faydamız dokunsun ve her akşam ben saat 8'de, Kenan hocam da saat 10'da canlı yayınlar yapalım ve bu canlı yayınlarda tüm matematiği tekrar edelim. Bunu yaptık arkadaşlar. Benimki yaklaşık 22-23 gün sürdü. Ve 22-23 gün boyunca birer buçuk saatlik, 1 saat 45'er dakikalık videolar sizler için çektik ve paylaştık. Bu canlı yayınlarında kayıtları hala YouTube kanalımda bulunmakta. Bunların da linklerini koydum sizlere. Her konudan var. Sadece limit türev ve integralden yok. Limit türev ve integral olmamasının sebebi de 2020 TYT ve AYT sınavlarına yani YKS'de limit türev integral konusunun kaldırılmasıydı. Konularının kaldırılmasıydı sevgili gençler. Bu konuların yani bu konular haricindeki diğer tüm konuların genel tekrarları var. Hızlı tekrarları var, full tekrarları var. Ve bunların içerisinde inanılmaz efsanevi sorular var arkadaşlar. Gerçekten ayıla bayıla çözeceğiniz, o halam böyle de soru olur muymuş diyeceğiniz sorular var. Bunlar seni aşırı geliştirecek. Ki eğer konuyu baktın hala oturmadı. Geçen yılki daha taze taze çekilmiş. Yani bir sene geçmedi üstünden. Bir sene geçmemiş daha videolar var. Bunları da izleyebilirsin. Orada da yine farklı sorular bulacağına eminim. Yani Farklı sorular var. E, oradan da çalışabilirsin. Belki bu sene farklı anlatmışımdır. Geçen sene daha bir değişik anlatmışımdır. Çünkü her sene kendimizi güncelliyoruz. E, farklı anlatmışımdır. Oradan da ilerleyebilirsin. E, Acil Matematik TYT ve AYT soru bankasının zor olduğunu ve hocam ben zaten 300 binden mezuna kalmışım sen bana Acil Matematik TYT AYT çöz diyorsun. Arkadaşlar bu tamamen bir algıdır. Acil Matematik soru bankası e, soru bankalarımız e, zorluk seviyesi olarak piyasadaki çoğu yayınlandı, daha kolay bir yayın. Bu sadece bir algıdır arkadaşlar. Sakın ola böyle şeylere de kanmayın. Şöyle de düşünmeyin. Acil matematikler benim sınavdan önce çözmem gereken son kaynaklar. Bunları çözüp sınava gireceğim. Sakın ona da böyle düşünmeyin. Ben her videoda söylüyorum, her mecrada söylüyorum. Diyorum ki acil matematik, TYT, ve AYT soru bankaları çözmeniz gereken ilk kaynaklar arkadaşlar. Bu kadar da basit. Ya hocam çok zor sorular yok mu? Ya ön çalışma soruları var bir kere. Ön çalışma sorularında sen konuyu adam akıllı dinledin, konuyu adam akıllı çalıştın. Ön çalışma sorularını hakkıyla yerine getirerek, hakkını yerine getirerek çözüyorsan zaten hemen sonraki test kısmındaki soruları allem edip, edip gene çözersin. Emin ol bu şekilde çalıştığın zaman yani bir matematik sorusu benim sana anlatmam, sana 10 üzerinden 5 değer katıyorsa o soruyu kendin allem edip gallem edip çözmen zaten 10 üzerinden onluk bir katkı sağlar. Yani iki katı 3 katı kadar katkı sağlar sana. E şimdi hocam iyi de bu da vakit kaybı değil mi? Yahu senin önünde 11 ay belki daha fazla süre var. Bir zahmet şimdiden çözmeye başla ki zamanında bitirebilesin. Emin ol o kitabı, o kitapları son 2 ay çözer sınava girerim diyen arkadaşların bence %30'u %20'si bunu başarabildi. Ki kaldı ki bir de 2020'de keşke hiç olmasaydı. Ama pandemi gibi bir sürecimiz oldu arkadaşlar. Bu virüs yani lanet mi okuyalım bilmiyorum ama bu virüs hayatımıza bu şekilde girdi. Çoğumuzun yaşam biçimi değişti. Çoğumuzun yaptıkları değişti. Çoğumuzun beslenme alışkanlığı bile değişti ki ders çalışma alışkanlığı tabii ki o da değişti diyorum ya peslenme alışkanlığı değişmiş çalışma alışkanlığı mı değişmiş ders çalışma alışkanlığı mı değişmeyecek Tabii ki değişti ama dediğim gibi e, madem bunları gördük artık bir şeylere hazırlıklı olmamız lazım her an bir şey çıkabiliyor her an bir şey olabiliyor sen de artık bir şeylere hazırlıklı ol gördüğümüz gibi sınav ertelenmedi ertelendiği gibi geri tarihi çekildi sınav illaki bir şekilde yapılıyor çünkü insanlar bir şekilde eğitimlerini görmek zorundalar Eğitim almak zorundalar. Üniversitelerin açılması lazım. Sen de eğitim görmek zorundasın. Sen de üniversiteye yerleştireceksin ki bir sınavla yerleştireceksin madem. Bu sınav de sonunda olacak zaten. Sen sokağa çıkma yasaklarından kaynaklı sokağa da çıkmasan. Sen pandemiden kaynaklı kendimi koruyayım, sosyal e, karantina kendimi diye evden de çıkmasan. Bu sınav her halükarda sana doğru yaklaşıyor. Ve bu yaklaşan sınava en hazır biçimde girmen için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben taşın altına elimi koydum. Bakın burada farklı farklı işlerim olmasına rağmen bir ton soru yazmam gerekirken, kendi kursumda öğrenci kaydı almam gerekirken, farklı şekilde özel derslerime gitmem gerekirken, tüm bunların yanı sıra şu an saat belki de 3'tür, 4'tür bilmiyorum. Baksana sana video çekiyorum. Ben sana konu anlatımlarını genelde gece yapıyorum zaten. Videoları da izleyebilirsin. Genelde gece yapıyorum zaten. Ben vaktimden çalıyorum. Yani ben taşın altına elimi koydum. Sıra sende. Sen de bunu yapman lazım. Bunu yapmazsan sana hiç yakışan bir davranış olmaz. Yani diyor sanki hoca ben bu sene tıp kazanacağım. Bu sene derece yapmam lazım. Geçen sene 40 bin yaptım. Bu sene ilk 5 bine girmem lazım. Diyorsan Geçen sene 300 bin yaptım. Benim bu sene ilk 50 bine girmem şart diyorsan taşın altına elini koyacaksın. Bundan çekinmeyeceksin. Bundan kaçmayacaksın. İpin ucunu kaçırmayacaksın. Başladım. Birinci, ikinci, üçüncü hafta. Gitti. Dördüncü hafta. Ama bu hafta dinleyin de beşinci hafta dörtte beşi beraber hallederim. Bunlar olmayacak. Bunlar olduğu takdirde zaten ipin ucunu bir kere kaçırdın mı? Bak çok klişe bir sözdür ama çok doğru bir sözdür. İpin ucunu bir kere kaçırdın mı? Bir daha devamı gelmez. Şimdi gençler programımız bu programı incelediğin takdirde çok ayrıntılı bir şekilde yazdım programı incelediğin takdirde de her şeyi net olarak göreceksin sen ne zaman normal programa dahil oluyorsun 15 Ekim'de dahil oluyorsun 15 Ekim burada yazıyor yılın 289. günüymüş bakın 365 günlük yani çok kısa bir süre kalıyor 65 11'de oradan desek hadi 12'de oradan desek 65 artı 12 77 gün 77 gün sonra zaten programı bitiyor. Aralığın aralığın 31'inde dediğimiz gibi programı bitmiş oluyor. Ve arkadaşlar lütfen sizden tek ricam, sizden tek ricam arkadaşlar. programı adam akıllı uyduğunuz, uyun, uyduğunuz takdirde hani iddialı olacak. Bu hoca da çok iddialı konuşuyor. Aman kanala abone çekmek için falan filan burada böyle atıp tutuyor. Değil mi? Ben, abone falan önemli değil. Biz Kenan hocamızla beraber zaten defalarca amacımızı söyledik. Biz burada öğrencilere tamamen öğrencilere faydalı olalım diye uğraşıyoruz. Yani sınav bittikten sonra zaten aboneler pıtır pıtır dökülmeye başlıyor. Sıkıntı yok. Yani hiçbir şekilde kalıcı bir şey de istemiyoruz. Yani böyle aman aman e, her yerde ve her yere böyle saldıran böyle bir mantığımız yok zaten. Tamamen ama tamamen sizlere faydalı olabilmek. E, ve biz bunu yaparken senin de bunu fark edip bu programı adam akıllı uyup Devamını getirmen, başarılı olman, başka hiçbir şey istemiyoruz. Taşın altına elini koyacaksın. 2-2-4 başka hiçbir şey istemiyoruz arkadaşlar. Ee, Aralık 31'de bitireceksin ve dedik ya sırf böyle hani kanalı övmek için falan bir şey söylemiyorum. Kenan hocam da bu cümleyi sık sık kullanır. Ben de kullanıyorum. Ben diyorum ki arkadaşlar Allah'ın izniyle ben şu program bittikten sonra adam akıllı denemeye çözmeye başlayalım. Denemelerdeki bakın şimdi kendinize bir deneme yapın mesela. Şu an neredeyiz? Biz Ağustos'un başındayız. Kendinize bir deneme uygulayın. O denemede 40 soruluk matematik e, netin veya şeylerinde ve 30 soruluk matematik uygulayın sadece. 30 soruda 5 net yapan, 6 net yapan arkadaşlar en az 20 yapacak diyorum. 30 soruda 22, 23 yapan arkadaşlar full'e doğru yaklaşacak diyorum zaten. Kenan Hoca da bu şekilde konuşuyor. Ben de bu şekilde konuşuyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bu programa uyun, dediklerimi yapın, söylediklerimi çözün dört dörtlük öğrenci olacaksınız. Matematik konusunda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu kadar da güveniyorum arkadaşlar. Siz de kendinize ve bana güvenin. Ve bu programda adam akıllı bir şekilde buluşup beraber el ele tutup bitirelim arkadaşlar. 31 Aralık'ta. Ve sınava girerken de bana sadece şu demen yeterli. Sevmeyel Hoca, İsmail Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz bu sınava girerken çok büyük yardımlarda bulundum bize. Ee, çok teşekkür ederiz. Sınavdan çıktıktan sonra da eminim şunu söyleyeceksin. Hocam iyi ki sizle çalışmışım. Bol bol teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Desen bana yeter zaten. Helali hoş olsun diyeceğim ben de. Başka da bir şey demeye hakkım yok. Evet. Arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim artık. Ee, videoda cevaplamadığım bir şey varsa veya değinmediğim bir konu varsa yorum kısmına yaz. Yazıver. Ben sana cevaplarım. Sıkıntı yok. Ee, Bundan sonra artık bendesin. Bundan sonra ben de sendeyim. Taşın altına beraber elimizi koyduk o taşı. Beraber kaldıralım. Hadi bakalım. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer sorularda görüşünceye dek. Hoşça kal. Sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma. Hoşça kal.